Şule Hanım'ın bir sorusu var Instagram'dan. Diyor ki hocam Şule Hanım, babamın süt kardeşinin oğluyla sevgiliyiz. Yani erkek arkadaşımın annesiyle babam süt kardeş. Biz de bu durumu yeni öğrendik. Evlilik düşünüyoruz ama bunun dinen bir sakıncası var mı? Günah olur mu? Muhsin Bey, bu konuda genel bir kural var. Emenin nefsi, emzirenin nesli haramdır. Yani bunu ölçünce bu gençlerin evlenmesinde bir mani yoktur. Evlenebilirler. Bir diğer soru yine Instagram'dan. Selahattin Bey bu kez sormuşlar. Hocam insanlar ölünce neden çıplak olarak beyaz kefene sarılır? Diğer dinlerde güzel kıyafetlerle gömülüyorlar. Bizde kefenin hikmeti nedir? Bir de kefen neden başka bir renk değil de beyaz? Dünyaya Muhsin Bey, dünyaya çırılçıplak geliriz değil mi? Çırılçıplak geliriz ve ebe yıkar, beyaz bezlere sarar, beşiğine yatırır. Yaşar, ölür, ölünce yine efendim üzerinde dünyanın tozu, toprağı kalmasın diye yıkanır. Beyaz bezlere sarılır, dikişsiz, dikişsiz, oyasız, nakışsız, çıplak geldiği dünyadan tekrar yine bir beyaz bezle gider ve nasıl ebe beyaz bezlere sardıktan sonra bebeği beşiğine yatırdığı gibi yeni dünyanın beşiği olan kabrine yatırılır. Yani çıplak geldiğimiz dünyadan bir çıplak olarak kefenle gideriz. Öyleyse ya eyyühellezine amenüttekullaha veltenzur nefsüm ma gaddemet li gadin vettekullah. Ey müminler Allah'tan korkun. Yarın için ne hazırladıysanız ona bakın. Hazreti Ebubekir Efendimiz kendine kabir değil kendini kabre hazırla diyor. Yeni yani ölen kişi yok olmuyor. Yok olmuyor. Ruh bakidir ve yeni bir yere doğmuş oluyor. Huda davet eder. Elhamdülillah. Bu can dosta gider. Elhamdülillah. Ne gam bunda bin kez ölürsem anda ölüm olmaz. Ölmezem ayrı. Yani ölmek demek yok olmak demek değildir. Yeni bir yere doğmaktır. Ve temizlik de Müslümanın remzidir. Müslümanlık İşaretidir. eşittir temizlik, temizlik eşittir mutluluk demek mümkündür. Yani bakın Kur'an'ın birinci emri oku. İkinci emri ve Temizlik. siyâbeke fedahhir. Ey Peygamber üstün başın tertemiz olsun. Demek ki temizliğin remzidir. Yıkanır, ölümüz bile yıkanır. Temizliğin sembolü olan beyaz bezlere sarılır, yeni dünyanın beşiğine konulur. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Bir diğer Instagram sorusu Abdullah Bey'den gelmiş. Bu kez zekatla ilgili bir soru var. Hocama sorar mısınız? Muhsin Bey merhabalar. Birikmiş yarım kilo altınımız var. Zekat borcumuz ne kadardır? Bu zekatı altın olarak mı yoksa para olarak mı vereceğiz? Evet. Amma para, amma altın, amma gıda maddesi. Şimdi yarım kilo. Yani nedir? 500 gram. 500 gramın Gram altın kaç lira bu arada? %2,5 435 neydi? civarı. 400 ne Neydi? kadar? 438 liraymış hocam Evet. gram altın. Hani günceli bilmiyoruz da herhalde yuvarlıyoruz diyelim. 438'den hesap edelim Yani hocam. şimdi ama 500 gramdan kaç gram vereceğiz? Zannederim 12,5. 12,5 gram. 41. 12,5 gram vereceğiz. Evet. 12,5 gram vereceğiz. Öyleyse o dediğiniz rakamı 12,5'la çarpınca kaç lira olduğu TL olarak karşımıza çıkar. 5.475 lira yapıyor hocam. Tekrar edelim.
500 evet. gram altın çarpı 438 evet. lira dedi arkadaşlar. Tamam, 438'den çarpalım. 219 evet. bin lira yapıyor. 219 bin liranın da %2,5'u, 40'ta biri. Hocam 5475 lira yapıyor. Evet efendim. Gram olarak vermek isterse de buyurduğunuz gibi 12,5 gram olacak. Yani 500 gram altından gram olarak gram. Vermek isterse evet. 40'ta biri 12,5 gram verecek. Yani efendim zekatı artık zekat vereceğimiz kişinin maslahatına, menfaatine hangisi uygun? Gıda maddesi mi uygun, para mı uygun, altın mı uygun neyse ona göre verir. Aynı de verebiliriz, nakdi de verebiliriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.